Okulumuzu seviyoruz, kurallara uyuyoruz. Rüzgarın vuu vuu diye estiği bir gündü. Sararmış yapraklar yollara yığılmıştı. Bu sırada minik bir kuş acı çekerek yerde yatıyordu. Kanadı kırılmıştı. Bir dost aradığı sırada küçük bir el ona dokundu. "Bu kuş yaralanmış anne, hemen ona yardım etmemiz lazım," dedi. Kuşun yaralarını sarıp ona sevgiyle bakacak çocuğun adı Yunus'tu. Minik kuşun iyileşmesi için elinden geleni yapacaktı. Bunun için onu evine götürdü. Günler günleri kovalamış, kuşun yaraları şefkatle sarılmıştı. Minik kuş kısa sürede iyileşmişti. Tabii ki kendisine iyilik eden Yunus'u çok sevmişti. Bir gün Yunus, "Artık iyileştin, özgürce uçabilirsin," diyerek onu pencereden uçurdu. Minik kuş Yunus'tan ayrılmayı hiç istemiyordu. Ama iyileşip uçabildiği için de kendini çok mutlu hissediyordu. Gökyüzünde süzülmeye başlamıştı bile. O günden sonra her yerde Yunus'u takip etti. Evde ve okulda onu hayranlıkla izledi. Bir gün hava yağmurluydu. Minik kuş pencerenin kenarından Yunus'u izliyordu. Yunus, yağmur damlalarının sesiyle gözlerini açmıştı. Sıcacık yatağında beklerken annesinin sesi odada yankılandı. "İyi sabahlar yavrucuğum, acele edelim istersen, birazdan servis gelecek, kahvaltı hazır," dedi. Yunus hemen yatağından fırladı, annesini öperken "Canım anneciğim, iyi sabahlar sana da," dedi. Çabucak hazırlanıp kahvaltısını yapan Yunus, okul servisini hiç bekletmedi. Servise biner binmez herkesi selamladı. Şemsiyesini kapatmaya çalışırken "Günaydın Ali amca, günaydın arkadaşlar, bugün nasılsınız?" dedi. Yağmur yağmaya devam ediyordu. Servis aracı yolda ilerlerken minik kuş da onu takip ediyordu. Hevesle kanat çırpıyordu. Aracın içi sessizdi. Çocuklar fısıltı ile konuşuyordu. Bu sırada servis durdu. Kapı açıldı ve içeri Elif girdi. "Günaydın arkadaşlar. Bugün şahane bir gün. Bütün sokaklar, dağlar, tepeler yıkanıyor. Hava mis gibi kokuyor," dedi. Çocuklar da Elif'e "Günaydın Elif," dediler. Yağmur hızını kestiği anda Yunus camdan dışarıyı izliyordu. Minik kuş Yunus kendisini fark etsin diye "cik cik cik cik" diye ötüyordu. Ama Yunus onu fark etmedi. Servisten inme zamanı gelmişti. Çocuklar servis aracında bir şey unutmamaya dikkat etti. Fatih, "Aa, az kalsın çantam burada kalıyordu," dedi ve geri dönüp çantasını aldı. Servisten inen bütün öğrenciler "İyi günler Ali amca, teşekkür ederiz," dediler. Ali amca da "İyi dersler çocuklar, Allah zihin açıklığı versin hepinize," diyerek onlara karşılık verdi. Yağmur dinmiş, şemsiyeler çantalara girmişti. Servisten inen çocuklar hızlı adımlarla okul bahçesine gidiyorlardı. Okul bahçesinde bütün sınıflar toplanmıştı. Öğrenciler, öğretmenler birbirlerine selam veriyorlardı. Müdür hanım kürsüye gelmişti. Mikrofonda sesini kontrol etti. Bütün çocuklar dikkatle ve saygıyla müdür hanımı dinliyorlardı. Hiç ses yoktu. Müdür hanım "Günaydın çocuklar," diyerek konuşmasına başladı. Müdür hanım uzun bir konuşma yapmıştı. Söyledikleri çok önemliydi. "Okulumuzun her yeri çok temiz. Sizlere teşekkür etmek istiyorum," derken bütün çocuklar sevinçle el çırptılar. "Lavabolarımız, masalarımız, sınıflarımız tertemiz. Okulumuz çok temiz," derken sevinç çığlıkları da artmıştı. Müdür hanım konuşmasını bitirince "Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim," dedi ve kürsüden ayrıldı. Bu sırada minik kuş da heyecandan yerinde duramamıştı. Gökyüzüne doğru uçmaya başlamıştı. Cik 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 diyerek kanatlarını kıvırmış, çocuklara hayranlığını belirtmişti. Minik kuş bu okuldaki çocukları çok beğeniyordu. Hepsi ne kadar nazik, ne kadar iyi kalpliydi. Bu sırada Gül öğretmen çocuklarına "Aferin size, müdür hanımı çok dikkatli dinlediniz" dedi. Sırada İstiklal Marşı'nın okunması ve tören vardı. İstiklal Marşı'nı bütün çocuklar gür bir sesle okurken bayrak gökyüzüne doğru yükseliyordu. Bu esnada minik kuş da bayrak direğinin ucuna konmuştu. Cik cik diyerek o da marşı söyleyenlere eşlik etti. Bütün öğrenciler tören biter bitmez sırayla sınıflarına geçtiler. Her zamanki gibi okuldaki kurallara dikkat ettiler. Okulun kapıları kapanmış, çocuklar derslerine başlamıştı. Hepsi de okulda önemli bilgiler öğreniyorlardı. Okulda güzel şeyler öğrenirken kurallara uymak gerekiyordu. Sevimli kuş akşam olup hava kararana kadar okul bahçesinden ayrılmadı. Yunus'u her gördüğünde kalbi sevgiyle doluyordu. Bir gün arkadaşlarının peşinden giden Yunus'un ayağı taşa takıldı. Düştüğü yerden kalkacağı esnada minik kuşla burun buruna geldi. Yunus, "Aa, minik kuşum" diyerek çığlık attı. "Sen burada ne geziyorsun bakalım?" dedi. Bütün sınıf onların başına toplandı. Beyza, "Bahsettiğin kuş bu olmalı" derken herkes minik kuşu çok sevdi. O gün çocuklar hep birlikte karar verdiler. Artık minik kuş sınıfın içinde de özgürce gezebilecekti. Çocuklar onu sevgiyle besleyecekti. Zaten minik kuş bu çocukları çok sevmişti. Çocuklar için hazırlanmış en güzel masalları kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.